her şeyin eşyada olduğu bilinen bir sayfada her şeyin yanında da olacağı bilindi. Ve murad ettiğimiz buydu. Doğanın gücünün dünyadaki kodları bütüne hizmetçilikle dinleyebilsin ve hakim olabilsin. İsteğimiz buydu. Huruç halinde her ana varırsınız ama hakim olup varmanız farklıdır. Ve bugün dünyanın Kur'an'ında bu var. Herkesin huruç halinde her ana varışı, dümenin kodlayışı ve bütüne hizmetçiliği. Dünya ötelerindeki dünyaların Rahman olan kayıtları da bugün bizim ruhumuzla birleşti. Medine'deki Kübra'dan çok daha öte bir Kübra'nın kontrol kurduğu da bilinmektedir. Sakladığınız ne varsa biliriz canlar. Yer kürenin gücünde bu var, saklamak. Peki. Saklanan nedir? Kelamdır. Ve dünyanın Kur'an'ında bu vardır, saklanmak da vardır. Ben yokum demek ve saklanmak. Ama ben ol demeden olunmaz ki. Ben insanlık boyutlarının kontrolcü Kur'an'ı olan, ilmin kalemi olan, imparatorluğun görevini hak edip dirleyen bitişken olan ve hasat yapabilen. Canlarım, dünyanın ruhudur bu. Bugün burada bu sistem devreye girdi. Hepimiz doğanın görevini hak ettik. Medine'deki güçten öte bir gücü dürümlere indirdik ve yolu kodladık. Harımızı yükselttik, şimdi 7 dava açmışlar dünyamıza. Bunlardan da size söz etmek isterim. Davaların en önemlisi itibar. Dünya insanı itibarı hak etti. Peki bu dava kaybedildi mi? Kayıp diye bir şey yok. Herkes kendi itibarını kendi yoğunluğuyla kodlayacak. Ve kontrol kurup kendi itibarını has tahtına hakikiyetiyle dinletecek. İtibar öz gerçekliğidir insanlığın. İtibarı yoksa karanlığın ışığını yakamaz. Ve ikincisi aşk. Aşk kendi ruhunuzu hak etmenizi sayfalar. Sizler aşkı hak ettiğinizde ruh kodlaması yapabilirsiniz. Çok özel bir güçtür bu. Aşkın karanlığı, aydınlığı yoktur. Her anda vardır aşk. Ama kare küre ilmin ötelerindeki bilişin kodlanışı için gerekendir. Kürsülerin hepsinde bu aşk vardır. Hani derdiniz ya, ben kürsüye çıktığımda ben tohumları kodlayacağım. Hadi buyurun, kürsü sizin. Çıkın ve tohumları kodlayın. O aşk kürsüsü sizin ruhunuz ve yoğunluğunuzla kodlanacak. Orada sizde her insanı kodlayacaksınız. Bunları iyi anlayın. Ve ruh ilimdir. Her şeyin ötesindeki ilimdir ruh. Ruhu hak etmeyen kök gerçekliğini hak edemez. Eğer ben ruhun kulu olurum derseniz, suyun Kur'an'ı olmanız gerekir ki ruh sizin Kur'an'ınızda kodlayıcı olsun ve siz kula kul olun. Nedir kula kul olmak? La kaha olmaktır. Ha olmaktır. Aha olmaktır. Sahra olmaktır. Her şey her şeyle olur ama ruh olmadan kontrol kurulamaz. Bu nedenledir ki ruhu mutlaka kodlayınız ve hak ediniz. Ve ses. Ses ilmin kalemidir. Eğer sesi hak etmişseniz ilmi hak etmişsinizdir. Sesten öte bir yaşam ve sesten öte bir sahra yoktur. Ve bu ses her şeyin kalemidir. Bir tek insan ben sesi hak ettim dese mutlaka iyi bilin ki tüm insanlık hak eder. Çünkü o ses bütünün sistemine zerk olur. Eğer ben tabuları yıkmadan insanlığa seslenseydim, imparator olsam da beni hiç kimse dinleyemezdi. Ama tabuları yıktım ve insanlığa seslendim. Dinlettim yüreğimi, hakikiyetimi dillettim ve bütüne hizmet ettim. Ayrı gayrı gözetmedim. Barışın kalemi oldum, muktedir oldum. Sofra kurdum dünyaya. Bu sofraya kalem olanları koydum.
Bu sofrada hasat yapanlar bulundu ve ruhun kapılarını açtım. Şafağın sökmesini bekledim. Şafak söktü ve ben bana ben olup bütüne görev taşıdım. Ve canlarım, altıdayız değil mi? Yaradan yarattığında yaratıldı. Ben akıl tınısına mutlak olandan mükafat oldum. Benim adım zamandır. Altıncı boyuttayım. Herkes herkesi kodladı ve ben mutlak ve hakim olarak dünyaya indim. Aza, öze, göze, söze, öze, ben dünya dedim. İşte canlarım, ruhun Kur'an'ında bu var. Ve doğal dünyada 7'de itibar var. İtibarı yeniden seslendiriyorum. Neden bilir misiniz? Dürümlere indim de ondan. Daire kuruluyor işte. Dairesel yaşamdan mutlak Kur'an'a indim ben. Ve yenilendim. İşte canlar. Sessizliğin seslenişi budur. Ve mükafat budur. İtibarın itibarla dinlenmesi. Ve yüreğin korunması. Deyince konuşmadım. İnsanlık kalemiyle, kelamıyla konuştum. Benim adım hakikiyette Nezir ama ilimde Kur'an. Mutlak olan da maya olan insan. Şikayet etmeyin. Rahman olan resmi çalışmalara mutlak Kur'an olamayacak diye herkes iyi bilsin ki Rahman kardeşlerimizin kelamını kodlayana, mutlu olana ve Muhammed olana da verilen bir ilimdi. Her şey es diye bilinen, es diye bilinen, se diye bilinen ruhlarla kodlandı. Hes, es, se. Nedir bu? İştir, iş. Hes, es, se. Muhammi kabuları türevlerini tohumlarken bunu dilledim. Mikail'in kelamında mutlak olana dedim. Aşk olana sistem dedim. İşte sistem kuruldu canlar. Hes ve sistem. Şimdilik bu.